Affedersiniz, hekim Latife arıyorum da. Latif benim. Hastanız mı var? Hayır. Ben Rahip Andre. Ben de size vermem gereken bir emanet var. Nedir? Kimden? İbelin kontundan. Kontuk'tan. Kontuk mu? Emirim. Sen bize gelme dedin ama epeyce vakit geçince biz de merak ettik. Herkesi çarşının girişine toplayın. Diyeceklerim var. Aslında durum biraz karışık. Kont yakın dostumdur. Mektubu Rahip Bruno'ya vermemi istemişti. Meseleyi size o bildirecekti fakat... Rahip Bruno öldü. Tanrı onu bağışlasın. Bu sebeple size getirdim. Nedir bu? Size ait olan altınları almanızı sağlayacak olan bir belge. Bütün bunların Kont'un kardeşi Belia'nın burada oluşuyla bir alakası var mı? Belia mı? Burada mı? Bir ziyaretin var. Abinin arkadaşıymış. Rahip Andre. Doğrusu sizi burada göreceğimi hiç düşünmezdim. Rahip Andre. Abiniz Paris'te olduğunu söylemişti. Hekim Latif'ten burada olduğunuzu duyunca çok şaşırdım doğrusu. Siz tanışıyor musunuz? Yeni tanıştık. Neden tanıştığımızı da Rahip Efendi anlatsın. Neden altınları tapınakçıların gizli kasası olan Bakras Kalesi'ne koymuş ki? Ne yapmasını isterdin? Açıktan sahiplerine verip kendi ölüm fermanını imzalamasını. Rahip Bruno hayatta olsaydı kolayca çözülecek bir meseleydi. Hekim Latif ve İbelin'den sürülen diğer Müslümanlar haklarını alabilecekti. Ama şimdi... Yine alacaklar. Kontuk bu kadar çetrefilli bir plan yapmak yerine bana söyleseydi... Onu hiç dinledin mi ki sana söylesin? Yapma Belia. Sen her zaman böyleydin. Temkinsiz ve aceleci. Çok zaman geçti. Artık temkinliyim. Ama hala bazı konularda acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O altınları bir an önce oradan almamız lazım. Temkin kısmını da duymak için sabırsızlanıyorum doğrusu. Bu evrakla altınları Rahip Bruno'dan başkasına teslim ederler mi? Evet, tabii. Papa gelip isterse ona verebilirler. O zaman bize bir Rahip Bruno lazım. Onu tanımadıklarını düşünüyor olamazsın. Kont Huk parayı bizzat onunla göndermiş. O zaman Bakras'a gizlice girip altınları öyle alacağız. Bir hırsız gibi mi? Hırsızlığı vaktiyle yapan yaptı. Şimdi eğer o altınları oradan siz alırsanız bu hırsızlık olabilir. Ama bize ait olanı biz alırsak bu hırsızlık olmaz. Hem zaten senin ayaklanman için henüz erken. Delirmiş olmalısınız. Bakras Kalesi gibi korunan kaç kale biliyorsun Belin? Latif. Bizi Rahip Andre ile yalnız bırakmanı istesem kabalık etmiş olur muyum? Kalenin nasıl korunduğunu elbette biliyorum Lord Gion. Bu üzerindeki rahip kıyafetlerini çıkartıp kendi kimliğine büründüğünde... ...o kapıların sana nasıl açılacağını bildiğim gibi. Oraya birlikte gitmeliyiz. Asla. Zaten buraya bu kılıkla gelerek çok büyük bir risk aldım.
Mülk için. Ama bundan sonrası artık benim işim değil. Bu yaptıklarım Kudüs'te öğrenilirse... Tanrı'dan korkmalısın Giyom. Karının babası olan kraldan değil, Tanrı'dan. Karımdan bahsetmeye devam edersen hem benden hem de Tanrı'dan korkmalısın Beli. Bu altınlar o insanlara ait Giyom. Zavallı Hulk. Bu işi tamamladıktan sonra onların haklarının teslim edildiğini sana bildirmemi istedi, biliyor musun? Böylelikle artık senin onlara bir borcunun kalmayacağını, vicdanın rahat bir şekilde İbeli'ne geri döneceğini umuyor. Bu iş bittiğinde vicdanım rahat bir şekilde Paris'e döneceğim. İbeli'ne değil. Ama insanlar paralarını alana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Sanırım Belian'ı tekrar görürsen ona olan duygularının yeniden canlanacağından korkuyorum. Giyom, lütfen. Canlanacak bir şey yok. Senin için değil. Dostum Hug için. Son bir iyilik daha yapacağım. Sonra sen Paris'e, ben Kudüs'e. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Anlaştık. Bu işi tek başımıza halledemeyiz. Yardım gerek. Size yardım edebilecek çok güvenilir birini biliyorum. Kim?